Değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz, basın temsilcileri, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. İlk önce Amini futbol takımımızı tebrik ederek, toplama yaptırarak başlıyorum. Buyurun. Abdülhakim Kaya, Hakan Güler, Coşkun Toraman, Abdülkerim Turdi, Cüneyt Tezcan, Muhammed Kaynar, Işıl İlgin Oktay, Emre Hansal, Mustafa Yalçınkaya, Hoşit Bekeroğlu, İbrahim Cin, Nazif Tunç, Ömer Ekin, Yunus Küçük, Selim Baş, Rıdvan Çakar, Beytullah Bıyık, Mehmetcan İlgörmüş, Reşat Ok, Suna Düzenli, Gültekin Keleş, Düzgün Kaya, Abdülcebar Barış, Hande Zuhal Genç Güven, Süleyman Dağ, Adem Ulu Ocak, Rıfat Avcı, Selamettin Yeniyol, İsmail Terzi, Cemal Aydar, Metin Gönültaş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Satılmış Oral, Fahrettin Karakılıç, Gülşen Kal Uzunyayla, Özden Hüseyin Türk, Mürsel Çırak. İmza karşılığı yapılan oynama yapılma şimdi yeterli çoğunluğumuz vardı. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi, 1. toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Geçen toplantıya ait tutanak özetini okutuyorum. Buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi, 1. toplantı yılı, Temmuz ayı toplantılarının 1. birleşimi yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından Meclis 1. Başkan Vekili Cüneyt Tezcan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak özeti okundu, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Selamettin Yeniyol, Metin Gönültaş, Gülşen Kal Uzunyayla, Muhammed Kaynar ve Reşat Ok dünden dışı konuşma yaptılar. Adem Ulu Ocak tarafından verilen önerge başkanlık makamına oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bir nolu teklif, imar kentsel dönüşüm, deprem ve doğal afetler komisyonuna, 2 ve 3 nolu teklifler hukuk, plan ve bütçe komisyonuna, 4 ve 5 nolu teklifler hukuk, aile ve kadın destekleri komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına 03.07.2024 tarihinde saat 10'da toplanılmak üzere son verildi. Teşekkür ediyorum. Tutanak özetimizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi, gündem dışı konuşma yapmak isteyen bir üyemiz var mı? Buyurun sevgili. Sayın Başkan, değerli meclisleri, meclise katılmayan arkadaşlarımızın izinli sayılmasını talep ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi, millilerimizin, milli takımımızın çeyrek finale kalması, yüksekse kalması, ülkemizi ve yurt dışında yaşayan bütün yurttaşlarımızı gururlandırdı. Başarının devamını dinlene kadar bekliyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Meclise katılmayan meclis üyelerimizin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Başka söz almak isteyen meclis üyemiz? Değerli Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli basın mensupları. Konuşmama başlamadan önce ülkemize ve bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatan milli takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepimizin bildiği gibi Zeytinburnu'nda sürekli artan büyük bir trafik sorunu yaşıyoruz. Buna yetmezmiş gibi özellikle tekstil dükkanlarının önüne koydukları malzemelerle caddelere daraltmaları, kapatmaları, kafalarına göre yük bindirmeleri, bir de uyarıldığında sürekli tartışarak bu tartışmaların sonucunda kavgaya dönüşmesi büyük bir sorun haline gelmiştir. Artık bu sorunu çözmek belediye veya kolluk kuvvetlerinin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu durumda uyarıldığımızda sürekli tartışma yaşanıyor ve karakola kadar, şikayetlere kadar gitmektedir. Bu durumun zabıta ile cezai işlem veya başka bir yolla düzeltilmesini acilen Zeytinburnu halkı olarak istiyorum. Varsa eğer belediye başkanının bu konuyla ilgili olarak çalışması tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum. Meclisimizin önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Söz almak isteyen buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri selamlıyorum. Konu Zeytinburnu sınırları içerisinde kaldırım işgali hakkında.
kaldırımlar bütün medeni ülkelerde genel olarak yayaların kullanımına tahsis edilmiş ve bu hak yasa ve yönetmeliklerde koruma altına alınmıştır. Ülkemizde ilgili yasalarda bu durum güvence altına alınmıştır. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne görev ve çalışma yönetmenliği içerisinde ilgili müdürlüğün görevleri başlığı madde 8'de kaldırım işgali hakkında neler yapılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Hal böyleyken Zeytinburnu sınırları dahilinde neredeyse bütün sokaklarda ekte görsellerine yer verdiğimiz mahalle sakinlerinin hayatını çektiğine sıkılan işgallere göz yumulmaktadır. Bu işgaller başlıca tekstil sakinlerinin hayatını çekilmez kılan işgallere göz yumulmaktadır. Bu işgaller başlıca tekstil dükkanlarının ve çoğunlukla da onlara ait araçlarının kaldırımları işgali şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mahalle sakinlerinin ve genel olarak Zeytinburnu hemşehrilerimizin karşılaştığı sorunlar şu şekilde özetlenebilir. Birinci, kaldırımda park edilen araçların en çok yaşlı ve engellilerin etkilenmesi. Öyle ki bu insanlar neredeyse her gün belirli tehlikeler atlatmaktadır. Mahalle sakinleri söz konusu işgaller dolayısıyla araçlarını evlerin önüne park edemez hale gelmişlerdir. Binaya girmek bile kimi yerlerde mümkün olamamaktadır. Eski Zeytinburnu'nda yaşayan çok net hatırlayacaklar ki, çocuklar neredeyse bütün gün sokakta oynamakta, böylece sosyalleşmekte ve mahalle kültürü yaşamaktaydı. Şu anda sokakta tek bir çocuk dahi oynamamakta. Oynamak bir yana sokağa çıkmaya korkmaktadırlar. Yukarıda özet şeklinde belirtilen sorunlar mahalle kültürünü ortadan kaldırmış, insanları birbirine yabancılaştırmıştır. Ve Zeytinburnu yaşanmaz hale getirilmiştir. Bu konumun meclis başkanlığımızla ilgili birimler ve ilçe emniyet müdürlüğü koordinasyonunda hemşehrilerimizin çıkarını düşünerek görüşülüp bir karara bağlanmasını ve ilgili kararın tarafımıza bildirilmesini saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. Bir de şurada kısa bir şey Muharrem ayıyla konuşmak istiyorum. Bu önergeyi gönderir mi istiyorsun Başkanlık Makamı'na? Evet. Meclis üyemizin önergesini Başkanlık Makamı'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun lütfen. Temmuz ayı, Muharrem ayı gelindi gibi şey, Alevi inancına göre matem ve yas sayıdır. O yüzden burada Kerbela'da şehit düşen hızı saygı ve minnetle anıyorum. Aşure ayı olarak Aşure 12 gün oruç tutulur Alevi inancında. 12 günden sonra aşure yapılır ve lokmaları da atılır. Burada hak katında lokmaları kabul edilsin. Tekrar burada şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen meclisiyemiz? Sayın Altay Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli cumhurbaşkanı ve saygıdeğer meclisiyelerin ve arkadaşlarıma hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii ki gündemimizde yine maalesef bir düşmanlaşma, bir ırkçılıkla karşı karşıyayız. Kayseri'de yabancı düşmanlığı nasıl körüklediğini ve bunun sonuçları Suriye sınırına nasıl taşındığını, onlarca insanın zarar gördüğü ve binlerce insanın malına, canına katledildiği bir ortamda geçiyoruz. Şimdi yıllardır söylüyoruz. Irkçılık bir hastalıktır. Kesinlikle bunun başka izahı yoktur. Tek kelime söylüyoruz. Ama maalesef ülkemizde milliyetçiler kendilerine milliyetçiyim diyen, ki milliyetçilik kendi hakkını seven insanlardır. Buna saygı duyulması gerekir. Ama bunun Türkiye'deki milliyetçiliğin karşılığı eşittir ırkçılıktır. Şimdi bu tehlikeyi biz mutlaka görmemiz gerekiyor. Bu tehlike. Şimdi Suriye vatandaşları buraya gelmiş. Suriye vatandaşının bir tanesi suç işler. Bir tane suç işleyen bir insanın, aramızda hukukçu arkadaşlarımız da var, suçun fertliği, suçun kişiyi bağladığı, bütün kanunlarda, medeni kanunlarda, hatta şeriatta, bütün yani kanunlarda geçerlidir. Kişiyi bağlar. Kişinin amcası, dayısı ya da mensup olduğu grubu bağlamaz. Bir Arap düşmanlığı
gelişmek aynı zamanda da bir Arap seviciliği gelişiyor. Birisi şarlar cübbe giyerek kendince Araplaşmaya doğru giderken bir tanesi de Arap düşmanlığıydı. Her ikisi de tehlikeli olduğunu kesinlikle altını çizmek istiyorum. Örneğin Almanya'da bir tane Türk bir suç işledi. Ki suçun suç işleyen insanı burada savunmak elbette ki büyük bir ahlak çöküntüsü olması lazım. Çünkü büyük bir ahlaksızlık var. Bir çocuğa karşı yapılan bir taciz olayı herhalde dünyada aklı başında olan hiçbir insan bunu tasvip edip onaylamaz. Ama diyelim ki Almanya'da böyle bir olay yaşandı ki hepiniz Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da, Strasbourg'da yani neredeyse Fransızca tavara bulamazsın. Hep Türk tavara. Köyde çok dolaşıyorsun, yok Antep kebap, yok bilmem Urfa bilmem ne, yok Kastamonu börek bilmem ne. Yüzlerce Türk tavarası var. Şimdi orada bir işlenen bir suçu bütün topluma mal edip Türklerin dükkanını yaksalar biz ne yaparız? Yani bu doğru bir tutum mu? Bu tutumdan vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi hükmetinizi her seferinde olduğu gibi bunu da yüzüne gözüne bulaştırıyor. Evet, göç bir dramdı, bir savaş sonucuydu. Ülkemizde kimse ülkesini terk edip gelmez. Evet, o dönem böyle bir yaşadı. Düzensiz göç her zaman beraberinde sorunlar getirir. Fakat bunların rehabilitasyon boyutu bunları, ekonomik boyutu bunları, sosyal boyutu hiç tartışılmıyor ülkemizde. Yani Suriyeliler denize giriyor, Suriyeliler şuraya giriyor. Ya insan da denize girmesin mi? Bu insan kendi diliyle konuşmasın mı? Bu insan kendi kültürünü yaşamasın mı? Ya böyle bir çılgınlık olur mu? Bunun eğer doğru bir eğitimde, doğru bir sosyal hayatta, doğru bir rehabilitasyonda geçirmezsen sonuçları doğal olarak kötü yansır. Şimdi bakın, ben şunu yargı her zaman sıkıntılı bir konuma getirmişim. Alpay Özalan diye bir milletvekili var, İktidar Parti milletvekili. Alpay Özalan 420 bin kişiyi aynı anda mahkemeye veriyor. Ve bu ülkenin mahkemeleri, savcıları, koca koca daireleri hepsini tek tek mahkemeye çağırıyor. Ya bu ülkenin enerjisini bir adamın egosu, bir adamın hevesi yüzünde sen bunlarca savcıyı, hakimi meşgul edemez. Böyle bir hakkın yok. Ama aynı iktidar parti muhalefete küfürler ediliyor. Örneğin Özgür Özel'e, Selahattin Demirtaş'ın eşine dahi küfür ediliyor. Ama aynı hassasiyet gösterilmiyor. Burada sosyal medyada dolaşan bir sürü saçma sapan küfürler, yabancılara küfürler, bilmem şuna küfürler, aynı haptan olan küfürler, aynı inançlara küfürler. Burada milliyetçilik adı altında yapıyor. Ben birçok milliyetçi arkadaşımla sohbet ediyorum. Hayır, biz burada rahatsızız. Peki sen rahatsızsan, ben rahatsızsam, o rahatsızsa bunu yapan kim? Ümit Özdağ tek başına mı? Ümit Özdağ'ı herkes derdi ki şu an şeytanlaştırmış, tamam Ümit Özdağ. Ümit Özdağ evet doğrudur, 2 yıldır bu meseleyi kaşıyor. Ümit Özdağ bu meseleyi tahrik ediyor. Bu meseleyi uluslararası, belki de aynanların uluslararası küresel güçlerin belki de parmağı vardır. Ben bunu bilemiyorum ama bunu şunu söyleyeyim, sadece Ümit Özdağ değil. İki tane milliyetçi, kendine milliyetçi partiyim diyenler, o diyor ki sen milliyetçi değilsin, ırkçısın. O biri diyor ki hayır sen milliyetçi değil, ırkçısın. Ben de ikisine şunu söylüyorum, doğrudur. İkiniz de haklısınız çünkü ikiniz de ırkçısınız. Milliyetçiliği hala kavramamışsın. Milliyetçilik ülkesini seven, halkını seven ve bir halkını seven, milliyetini seven aynı zamanda başka halklara, başka hassasiyetlere de saygı duyandır. Birlikte yaşan, bakın demokrasinin vazgeçilmez noktası şudur. Azınlığın çoğunluğa uyulması ama çoğunluğun da azınlığın hakkını koruma gibi bir sorumluluğu ve görevi vardır. Biz demokratik bir ülkede birlikte yaşamanın, barış içerisinde yaşamanın, şimdi 2 milyon mu, 3 milyon mu? Bir saniye, burası daha önce konuştuk, grup başkan vekilleriyle konuştuk, ilçe meclis üyesi. Yani derdimizi anlatalım ama çok uzatırsak, tamam. Ben cevap ver. Öldürdüm, tamam. Bitiriyorum. Şimdi, barış içerisinde yaşamanın 3 milyon Suriyeli var. 3 milyon Suriyeli aynı günde sen kamyonları gönderip Suriye'ye mi geri gönderecektin? Ne yapacaksın? Bunlarla yaşamayı mutlak anlamda öğrenecektin. Elbette ki onların da bu toplumun huzurunu, bu toplumun sosyal hakkını, bu toplumun kültürünü bozma haklarına sahip değiller. Birlikte yaşama kültürünü nasıl eğitimle, sosyal haklarla gelişir. Onun için ben şurada şunu söylüyorum.
gelişen ırkçılığı, gelişen yani milliyetçilik demeyeceğim asla, ırkçılığı ve faşizan yaklaşımları 100 yıl önce Almanya'da yapılıyordu, bugün arada 100 yıl geçmiş, medeni bir dünya içerisinde dükkan yapmak bana göre Hitler'den aynı eşdeğerdir. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Birlikte yaşama kültürünü ve barış içerisinde yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Başkanlara bakalım. Tabii ki başkanım. Buyurun. Meclise saygıyla selamlıyorum. Şimdi Nazar Hatip'in bahsettiği hadisede Türkiye'de bir algı operasyonu var. Bu Fethullahçı terör örgütünün 2005'li yıllardan itibaren TRT'yi ve diğer özel kanalları ele geçirmeleriyle ortaya çıktı. Ya Avrupa'da yahut Türkiye'de başka memleketlerde ortaya çıkan her türlü taşkınlığı, aşırılığı, milliyetçilik olarak nitelendirmesi sonucu bugün insanların zihinlerinde milliyetçilik de ırkçılık, faşizanlık aynı şeymiş gibi adetler oldu. Bu bir planlı bir operasyondur. Bunun öncelikle altını çizelim. Milliyetçi insan bu ülkede yaşayan 85 milyonu aynı ailenin fertleri olarak görür. Irkçılar, faşistler, insanları Aleviler, Kürtler, efendim Lazlar, şunlar bunlar diye kategorize eder. Bizim fikrimizin kurucusu Ergani'dir. Dolayısıyla milliyetçilikle ırkçılık asla yan yana gelemeyecek kavramlardır. Bunu daha önce de burada anlattık. Buranın bir belediye meclisi olduğunu daha önce de söyledik ama işler bu merkezden yürüyecekse bundan sonra biz de bu konulara gireceğiz. Bu konularda konuşacağız. Şeyde Kayseri'de başka yerlerde yaşanan taşkınlıkların milliyetçilikle, vatanperverlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Kesinlikle. Dediğim gibi bu milliyetçilikle bir takım taşkınlıkları, aşırılıkları aynı kavram içerisinde ifade etme şeyi bir emperyalist operasyondur Türkiye'ye karşı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Reşat Bey. Mustafa Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli dinleyicilerimiz, arkadaşlarım. Muharrem Ali'yle konuşmak için söz aldım. 7 Temmuz 2024 Pazar günü Muharrem Ayı'nı idrak edeceğiz. Muharrem Ayı'nın 10. aşire günü Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. Aşire günü tarihte birçok olayı meydana geldiği gün olarak da bilinir. Hazreti Adem'in tevbesinin kabulü, Hazreti Nuh peygamberin kurbandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyüp'ün hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicridir. Hicri 61 yılının 10. Muharrem gününde Kerbela'da sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyanın kişisi cennet çocuklarının efendileri diye öldüğü Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın ciğer parilerinden biri olan Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'ten olan 70'ten fazla insan şehit edilmiştir. Muharrem ayını mateme ve hücre dönüştürmüştür. Kerbela'yı anlamak, Hazreti Hüseyin'i iyi tanımaktır. Hazreti Hüseyin'in yolu Peygamberimizin yoludur. Hazreti Hüseyin'i anlamak, haksızlığın, zulmün karşısında durmaktır. Hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin ve refahın yoluna baş koymaktır. Hazreti Hüseyin'i sevmek, uğruna can verdiği değerlere sahiplenmektir. Bu mesajı iyi okumamız lazım. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım, aldığımız acı haberler, tutulan matemler, yaşanan hüzünler bizleri derinden üzmekte ve yüreğimizi yakmaktadır. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleriyle birlikte Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal mücadelemizden 15 Temmuz'a ve mukaddesat uğruna, hakikat uğruna, hak ve hakikat yolundan en aziz varlığı olan canını feda etmiş tüm şehitleri rahmet ve saygıyla anıyorum. Teşekkürler. Sevgili Başkanım, teşekkür ediyorum. Milli takımımızı kutluyorum.
akşam heyecanla tekrar eski günlerimize birlik beraberliğin olduğu günleri gördüğünü şahit olduk. İnşallah Allah bizlere birlik beraberliğinden ayırmasın diyorum. Benim iki tane önergem var. Bunlardan bir tanesi daha evvel Milliyetçi Hareket Partisi meclisimiz Reşat Bey'in sorduğu ve mecliste de cevaplandığı ama ne yapıldığıyla ilgili bir durum konusunda yalamadık. Bunun bir önerge olarak sunmak istiyorum. Anlatayım. Burası malum Zeytun'da yaşıyoruz. Zeytun'daki Marmaray Trabzon'un olduğu yerde yaklaşık istasyon yapıldıktan 10 yıldır yolun ortasında bir kulübe duruyordu. Orada bir makasçı tarihçi olarak bildiğimiz bir kulübemiz vardı. Buranın yeniden yıkılıp taşındığını, yeri değiştirilerek yenilendiğini görüyoruz. Buraya ne yapılıyor? Ne için kullanılacak? Kim kullanacak burayı? Zeytinburnu Marmara İstasyonu için zaten yaya trafiğinin akışı yola inmek durumunda kalan yayalar için bir nahoş durum oluşturuyordu. Burada 22 bin metrekarelik bir kadastral alan var. Burası demir yollarına ait bir durum belli. Burası nasıl bir fonksiyonla ruhsatlandırıldı? Zeytinburnu halkının kullanımı açısından daha değişik bir şekilde değerlendirilmesini ve burayla ilgili önergemin başkanlık makamına havalesini arttırıyorum. Teşekkür ederim Adem Bey. Bir önergem daha var. Onu da... İkinci bunu alabiliriz. Olur. İsterseniz. Meclis üyemizin önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yine Zeytinburnu'nda bizim bir sorunumuz var. Büyük bir sorun bu. Zeytinburnu'da yaşayanlar bunu bizzat yaşıyoruz. Gece, akşam evimize, arabamızı park etmek için geldiğimizde tur atıyoruz böyle sokaklara. Yarım saat, türbe gibi. Aynı zamanda bir yer bulabilirsek buluyoruz. Bulamazsak artık arabayı ya yolun ortasına bırakıyoruz ya başka bir yere çıkıyoruz falan. Artık bir formül bulunuyor. Allah da yardım ediyor biraz bu işlere. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınıyordu otopark projeleri. Tüm ilçelerde İstanbul'da. 2019 yılından sonra ilçe belediyelerine devrilince iyi bir şey dedik. Yani ilçe belediyeleri hiç olmazsa bunları kullanırlar, değerlendirirler. Bu bir şekilde ilçedeki mevcut durumu da göz önüne alırlar. Yani bizim oralarda şöyle bir durum var. Mesela ben Ordulu'yum. Sanırım zamanı geldiğinde işte devletten şey gelir. İşte Ağustos ayının 17'sinde fındık toplanacak derler. Bizimkiler derler ki hükümet ne biliyormuş fındığın için kızardığını derler. Tamam mı bizim orada? Yani burada yaşayan insanlar bu konulara daha çok eğilirler diye hoşumuza gitmişti bu uygulama. Tabii ben de bununla ilgili bir önergem var, onu söylemek istiyorum. 2019-2024 yılları arasında verilen inşaat fırsatlarından %25'i peşin alınıp tahsil edilmiş otopark parası miktarı ne kadar? Tahsil edilen otopark bedelleriyle ilgili olarak yapılmış otopark var mıdır? Bu konuyla ilgili tarafından bilgi verilmesini saygılar. Önergenin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kısa söz almak isteyen meclis üyemiz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Şimdi tabii arkadaşlarımız soru önergeleri verdiler. Bazı bunlarla ilgili yapılmalarını ifade ettiler. Tabii ki görevleri, soru önergeleri verecek. Biz de başkanlık makamına havale edelim. Oralarda gerekli cevaplar verilecektir. Ancak daha önceden sorulmuş ve cevaplanmış konuyu tekrar burada gündeme getirilmesi zaman tasarruf açısından bile zaman israfı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu demir yollarında yapılmakta olan yerle ilgili ben burada detaylı bilgi verdim. Konu ilçe belediyesiyle doğrudan ilgili bir konuda değil aslında. Biliyorsunuz eski eser olduğu için kurul tarafından onaylanmış proje doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEP denetiminde yapılmakta olan ve mülkiyeti devlet demir yollarına ait olup devlet demir yollarının mülkiyetinde olan bir taşınmaz. Dolayısıyla ilçe belediyesi kurul tarafından onaylanmış projeyi ve KUDEP denetiminde yapılan bir yapıyı yani ruhsatlandırmak zorunlu var zaten. Bu durum bu şekilde. Diğer arkadaşlar trafik ve otopark konularıyla ilgili bir
takım yatırmalarda bulunuyorlar. Aslında konunun ikisi de Büyükşehir Belediyesi ile ilgili meseleler. Bildiğiniz gibi gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, gerekse 5393 sayılı kanun kapsamında trafikle ilgili bütün yetkiler Büyükşehir Belediyesi'ne ve UKOME yetkisinde olan bir konudur. Yani ilçe belediyesinin ne sokak trafiğini düzenleme ne de sokak yönlerini belirleme ya da trafik yönünü belirleme ve işaretleme konusunda bir yetkisi bulunmamakta. Bunların hepsini ilçe belediyemize ulaşan talepleri ilçe belediyemiz Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyor ve orada takipçisi oluyor. Şu ana kadar yapılan talep edilen bazı hususlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak yapılanlar oldu ama yapılamayanlar oldu. Tabii ki bu tür rahatsızlıklar zaten sürekli belediyemize de iletiliyor. Belediyemiz de bu konuyla ilgili gerekli şeyi yapıyor ama özellikle bu kaldırım işgalleri konusunda esnafımızın böyle bir kaldırım mal koyma, ürünlerimiz pazarlamak için kaldırıma çıkartma gibi böyle bir kötü alışkanlık var maalesef. Bunun da önüne geçilmesi için zabıta tedbirleri alınıyor. Bundan sonra da alınmaya devam edecek. Otopark meselesi yani gerçekten sadece Zeytinburnu'nun değil birçok belediyenin. Yani Adem Bey Kadıköy'e gittiğinde de herhalde otopark yeri bulamaz. Ben de bulamıyorum. Yani değişik ilçelerde de sadece Zeytinburnu'da değil birçok ilçede de aynı sıkıntılar var. Bir taraftan da şimdi aslında otopark konusunda İstanbul'un içinde bulunduğu en büyük problemlerden birisi de artık sokak otoparkları maalesef fark edilemez hale geldi. Yani bir saati 70 TL olan günlüğü 200 TL otopark parası alınıyor sokakta. Sokağa park ediyorsunuz bugün. En son gelen Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı en son zamla bir saat otopark 70 TL. Yani eğer aracınızı 3 saat bırakırsanız 200 TL otopark parası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dışarıdan konuşmazsan rica ederim. Kulaklar duymuyor da. O zaman cihazlar satılıyor beyefendi. Yani o cihazlardan... Olur. Şimdi... Önce kendini otopark. Rica ederim. Buyurun. Yani ilk yaptı aslında beyefendi ama... Burada kimse yok. Efendim bu şekilde rica ediyorum. Misafirleri... Ama büyük şeyler satarsınız. Ama yok sizin böyle konuşmak yok. Maalesef ben dışarıda söylerim. Vatandaşsınız da söyleyeceğiz. Vatandaşın seçtiği insanlarız. Ama siz de rica edin. Rica edin. Bırakmayın. Lütfen. Buyurun Muhammed Bey. Otopark konusunda bir de yapılan otoparklar var. Ücretli olduğu için bir kısmı maalesef şu anda tam dolmadığı söyleniyor. Konuyla ilgili de yapılmalar var. Yani otopark konusu maalesef bir problem ama bu problemin çözümü noktasında belediyemizin de çeşitli çalışmaları, planları var. İnşallah bu sorunu da aşmayı başaracağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Başka söz almak isteyen bir üyemiz? Başkanım buyurun. Sayın Başkan, değerli meclisiyeleri, milli takımımızı kutluyoruz, başarının devamını kutluyoruz. Tamam Muhammed Bey, bir dakika valla yorumlarım ben. Şimdi önerge veriyorum. Önerge belediye meclisiyeleri niye verir? Belediye meclisiyelerin görevi nedir? Önerge verir, önerge verir. Stratejik planı, faaliyet raporu, bütçe onaylı, vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak. Şimdi bu sorunlar buraya gelmiş bir sorun var. İşte bu sorun, işte Büyükşehir onu yaptı. Kadıköy'de de otopark var mı? Ya kardeşim Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Zeytinburnu'nun sorunları var. Zeytinburnu'da ben de tekstilciyim. Tekstilcileri yarattı. Beş tersiz, tersiz, seyir düzen vadelerinde ciddi anlamda trafik kaosu oluşuyor. Tadı tekstilci başlıyor. Şimdi bunu görmemezlikten gelmek veya mazeret aramak işte Büyükşehir çözüm olsun demek doğru bir yaklaşım değil. İki, kaldırımdaki işgallerin kaldırılması belediyenin görevi. Yürüyemiyor, bebek arabalarında kadınlar yürüyemiyor, engelliler kaldırımda yürüyemiyor, adam buzdolabını koymuş, televizyonu koymuş, milyoncular bütün şeyleri kapının önüne çıkarmış, kumaşlar işte biz de çıkarıyoruz. Böyle yok ya şükür.
kapının önüne koyuyor, mallarını sergilemeyecek, tekstilde reyonlarını koyuyor. Bunları yok mu sayacağız yani? Bu önergeler buraya gelmesin. Adem Bey diyor ki, bugüne kadar para toplandı. Bu paralarının otopark yapılması gerekiyordu. Muhammed Bey diyor ki, İspark'a 70 saniyede, enflasyon %170 Türkiye'de, %180. Otoparklara gelen oranda %35 kendi oranı. Yani şimdi bir şeyi kıvırtmanın yöntemi bu olmamalı ya arkadaşlar. Böyle bir sorunlar var, el birliğiyle bu sorunları çözelim demektense savunma, böyle bir savunma da olur arkadaşlar. Ben anlayamıyorum, dinledikçe de yoruluyorum. Yani bir şey değil bu, 3-4 tane ciddi sorun var Zeytin'de, konu gelmiş. İlgili müdürlükler ilgilenecek arkadaşlar, rabıtalar ilgilenecek arkadaşlar demek ki yani o yok orada Kadıköy'de bu olsun. Yani bunlar doğru yaklaşımlardır arkadaşlar. Çözümle biz belediyemeyi sorarız. Burada çözüm için o vatandaşların sorunu buraya getireceğiz. Çözümleri biz bulacağız. Böyle şeyleri bulacak. Bürokratlar da bulacağız. Onu tartışalım. Biz diyelim ki ya bu tekstilcilerin oradaki trafik sorunu nasıl çözebiliriz? Bunu tartışalım. Ya bu büyük şey çözüm. Yok öyle bir şey. Oraya ruhsatı büyük şey vermiyor. Bakın o dükkanların bütün altındaki imzalarda Zeytinburnu Belediyesi'nin başkanının imzaları var oradaki ruhsatlar. O dükkanları denetlemekle, o kapı önleri denetlemekle Zeytinburnu zabıtasının görevi, büyükşehir değil. Kaldırımlıkları, işgalleri kaldırmak Zeytinburnu zabıtasının görevi, büyükşehir değil arkadaşlar. Tamam o kahve Zeytinburnu trafik arasında belirler. Hangi sokağa girilir, girilmez veya işte çift taraflı park edilmez, onlar belirler. Kaldırıyorum, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ben Hasan Hüseyin Bey'i uslubu konusunda tekrar uyarıyorum. Kıvırtma tabiri bana uyan bir tabir değil. Ama kendisine, çevresine, kıvırtma uslubuna yansıdığını sürekli kullanıyor demek bu kelimeyi. Demek ki çevresinde böyle insanlardan oluşuyor ki bu kelime çok normal bir kelime olarak görüyor. Bizim hayatımızda kıvırtma olmaz. Zeytinburnu ilçesinde bir sokaktaki otoparktan bir aracınızı bir saat park ettiğinizde sokağa bir saat park ettiğinizde 70 lira ücret alınması Zeytinburnuları ilgilendirmez mi mesela? Bal gibi ilgilendirir. İstanbul'da otoparkta son bir yıl içerisinde iki defa insan geldi. 32 lira mı? Oradan 70 liraya çıktı. Yani kendisi bu otoparkları bu zamdan memnun demek ki, çok mutlu demek ki, bütün Zeytinburnu'larda 70 lira bir saat otopark ücretinden çok memnuniyet ifade ediyor. Ben de burada bu sorunu dile getiriyorum. O nasıl diğer soruları gündeme getiriyorsa, ben de bu sorunu burada gündeme getirmek durumundayım. Çünkü Zeytinburnu'ları da ilgilendiren bir konu. Bir saat sokakta, bir saat arabanızı park etmenin bedeli, sokağa park etmenizin bedeli 70 lira olamaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ben Muhammed Bey'e şunu sormak isterim. Otopark ücretleri 20 lira olursa trafik sorunu çözülüyor mu? Eğer çözülecekse önerge verelim, trafik sorunu çözelim. Bizim meselemiz otopark sorunu çözmek, caddeleri ve işgal edilen yerleri aşmak, caddeyi kapatan insanları zabıta veya kolluk kuvvetleriyle uyarıp yolların açılmasını sağlamak. Ben diyorum kadın o bir yolda olacaktan ne yapar? Böyle şey olur mu? Evimize gidemiyoruz ya. Adam yolu kapatıyor, dün yaşadım onu, resimledim de onu. Tehdit ediyor ya, sen kimsin diyor, git başka yere diyor ya. Bağırıp çürüyor. Mesele şu, bu sorunu biz nasıl çözeriz el birliğiyle? Bizim de görevimiz Zeytinburnu'da yaşıyoruz, Zeytinburnu sorunlarına çözüm bulmak. Otopark fiyatı 100 lira olmuş, 50 lira olmuş. Eğer otopark sorun ücretle 20 lira olup da bu sorun çözülecekse biz Büyükşehir'e gidelim, önerge verelim, 20 liraya düşürelim, sorunu çözülsün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen bir üyemiz. Teşekkür ediyorum. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyoruz. Raporların umumlu sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bilgiyle kabul edilmiş. Bir nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Bir nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bilgiyle kabul edilmiştir. İki nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Kabul edenler,
Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üç nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Üç nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş nolu rapor hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Kabul edenler, beş nolu raporu, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığında, Ağustos ayı tatil olduğundan 2/9/2024 tarihinde saat 10'da toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize hayırlı bir ay tatiller diliyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.